Merhabalar sevgili Oğlak burçları, yükseleni ve ay burcu da Oğlak olan arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Temmuz ayına niyetsiz sevgili Oğlak burçlarına niyet. Şöyle bir fincanımı kapattım. Niyetiniz niyetimdir arkadaşlar ve sizlere bugün için şöyle bir niyetlerinizi oğlunu niyetiyle tutmanızı söylüyorum. Oldu niyetiyle kulağınızın duyabileceği bir şekilde dillendirmeyi kesinlikle ihmal etmeyin arkadaşlar. Ben Oğlak Burcu'nun Temmuz ayına niyet, tabii ki takipçilerime, destekçilerime ve beğeni yapan arkadaşlara özel olarak fincanımı kapattım. Lütfen açılımda kahve olsun, tarot olsun fark etmez. Size ait olan, sizin uyumlandığınız pozitif enerjiyi alın. Negatif enerjiyi bırakın gitsin arkadaşlar. Evet, yeni gelen arkadaşlar varsa şimdiden hoş geldiniz diyorum. Kanalıma abone olup beğeni yapmayı lütfen emeğe saygı için ihmal etmeyin. Şöyle ben hemen tabağınızı, fincanınızı şöyle aldık bakalım neler var, neler yok. Hadi bakalım sizlere bir gösterelim. Evet, bak şurada hemen leylekler böyle bir gezmeye başlamış. Bakın arkadaşlar, seyahatler yapabilirsiniz. Gezi ile alakalı olsun. Bak inşallah Temmuz ayında şöyle bir gezer tozarsınız. Seyahatleriniz var. Bir yerden bir yere gitmeler, gezmeler, tozmalar var açıkçası. İşinizle de alakalı olabilir. Belki sağlığınızla alakalı da olabilir ama her zaman derim, Allah hayırlı yolculuklar versin gerçekten. Burada bir takım yolculuklar yapacağınızı da gösteriyor. Bak, birini öyle bir gözünde büyütmüşsün, öyle bir gözünde büyütmüşsün ki çok da değer veriyorsun ama fikirleri senin için gerçekten çok 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 önemli. Böyle birisi senin hayatına dokunabilir. Bak, tam da böyle senin için çok kıymetli olan bir insana belki bir akıl danışacaksın, belki bir istişare yapacaksın. Ama bu kişiyle bak, arkadaşın olur, eşin olur, sevgilin olur, aileden birisi de olabilir, hayatına dokunacağını gösteriyor. Rabbim gerçekten her vakit, her daim güzel, iyi niyetli insanlar çıkarsın karşınıza. Bu kişiyle konuşmak sana çok iyi geliyor. Bak öyle böyle değil, arkadaşınsa da dahi çok iyi bir insana denk gelme durumun var. Ve siz düşünün yani olacak güzellikleri gerçekten. Hani burada iyi bir takım insanlarla alınacak kararlar olduğunu da gösteriyor. Birine kapı kapatmaya çalışıyorsun. Baya baya kapıyı kapatmaya çalışıyorsun. Burada akraba diye düşünmek istiyorum. Gerçekten burada bir akrabalık durumu da var. Bu kişiye kapıyı kapattın, kapatacaksın. Belki açmak için zorlasa da, zorlasın istediği kadar ama sen zaten bu kapıyı kapattım, daha da açmam. Ben akıllandım, ben ağzımın payını aldım der gibi bir durumdasın. O yüzden kapattığın kapıyı açmak gibi bir durumun olmadığını da gösteriyor. Eline bir şey gelmesini bekliyorsun. Hatta devlet dairesinden bir şeyin gelmesini bekliyorsun. Eline geliyor da aslında ama umduğun gibi değil. Bak, devlet dairesinden sanki bir para mı bekliyorsun, haber diyelim biz buna. Çünkü gelen haber senin istediğin tarzda bir haber değil. Evet, haber geliyor, bizzat da senin eline geliyor ama istediğin tarzda bir haber olmadığını gösteriyor. Bakın şimdi, güzel de bir şansınız var ama gözünüzü açmanız gerekiyor. Gözünüzü biraz açmanız gerekiyor. Şans kapıyı çalıyor. Aydınlanıyorsunuz. Böyle bembeyazlar içerisinde duracağınızı söyleyebilirim. Ama bak, işinizle alakalı olur. İş derken illa hani çalışma anlamda değil de
bir takım işlere girmişsinizdir. Bunlarla alakalı da olabilir. Ve burada şans kapınızı çalacak arkadaşlar. Yüzünüz aydınlanıyor. Burada ben şunu da söylemek istiyorum. Yüzünüzün aydınlanması. Bir takım konularda yalana, iftiralara maruz kaldıysanız burada problemler çözülecek demektir. Yüzünüzün aydınlanması zaten akıllanacağınızı da gösterir. Bakın. Kafanızdaki yoğunluk çok fazla. Bir de birbirine karışmış olan düşünceler, sıkıntılar böyle kırışık kırışık olmuş. Hep birbirine girmiş durumda görünüyor. Bir sıkıntının içinden başka bir sıkıntı, ondan farklı bir şey çıkıyor ve kafanızda karışıklıklar mevcut maalesef. Ben size şunu söylemek istiyorum. Neden bu kadar çok kendinizi herkese, her şeye yetişeceğim diye ya da her şeyi ben çözeceğim, her şey dört dörtlük olacak diye heder ediyorsunuz. Bu kadar karışmanız inanın dört dörtlük olma çabanızdan. Olmayın ya, gerçekten hani siz mutlu olun da bırakın dört dörtlük olmayın arkadaşlar. Bu sizi belli ki bayağı bir yıpratır vaziyette. Bir de sen bu durum, bak şurada bir tane durumu çözmeye çalışıyorsun. Önünde aydınlık ama arkada sinsi bir düşman var. Sen olayı çözmeye çalışırken birileri sen çözdüğün yerde karıştırmaya çalışıyorlar. Böyle bir durumda sen sadece kendi hayatını, kendi zamanını boşa harcamış olursun. Bak biraz gözünü açmanda fayda olduğunu söyleyebilirim. Nasıl diyeyim? Birine sorumluluk vermen gerekiyor. Mesela patronsundur, amirsindir, müdürsündür. Anlatabiliyor muyum? Birine sorumluluk vermen gerekirken vermeyip de senin yaptığın bir iş var. Halbuki o sorumluluğu o kişiye versen sen kendi üzerindeki bir sorumluluğu hafifletmiş olacaksın. Bir de karşındaki insan o kadar bence akıllı bir insan ki nasıl olsa sen onun yapacağı işi yaptığın için hiçbir şeye ellemiyor. Yani bir nevi yalandan maaş alıyor bile diyebilirim. Birilerinin yapacağı işleri üstlenmeyin. Birilerinin sorumluluklarını da almayın arkadaşlar. Hani tamam seviyorsunuzdur, sayıyorsunuzdur, büyüğünüzdür, küçüğünüzdür ama sonuçta siz de insansınız. Birileri de sizi düşünmeli. Bak etrafında dönen yılanlar olacak. Etrafında bir takım entrikalar var. Eski kafalı insanlar da var. Bak bunu söyleyeceğim. Allah herkesin gerçekten kalbine göre versin ama burada etrafındaki yılanlar sanki seni çevrelemiş. Bir şekilde seni böyle bir alt etmeye mi çalışıyorlar? Bulunduğun pozisyondan seni indirmeye çalışıyorlar olabilir. Herkes seni konu komşu iyi bilirken birileri seni kötülemeye çalışıyor da olabilir. Lütfen burada birilerinin hani aslında birilerine söylemek lazım bunu. Niye biliyor musun? Dolduruşa gelenler de var. Ama etrafındaki yılanları fark edip de buna göre davranmak da senin yapman gereken bir şey. Bunu da söyleyeceğim. Şimdi evet arkadaşlar bak iki kişinin kavuşumu ya kavuşumu sarılması demek istiyorum ben buna. İki kişi şöyle bir şekilde bir sarılma. Böyle bir sen bir yerden gelirsin o bir yerden gelir bir takım kavuşumlar olabilir. Çünkü peşinde bir yola bağlanıyor. Beraber de işte kavuştuktan sonra bir takım yollara da girilebilir. Burada bir ayrışma değil de tamamen bir birleşme durumu olduğunda özellikle söylemek istiyorum. Bir de sanki böyle gözyaşı diyeceğim ben buna. İki damla bir gözyaşı döküyorsunuz birisinin ardından. Giden var, gelen var arkadaşlar. Farkında mısınız? Giden kişinin arkasından bir gözyaşı döküyorsunuz. O bir damla gözyaşı ona gidiyor. Gelen kişiye de bir gözyaşı döküyorsunuz. O da sevinçten bir gözyaşı olarak söylemek istiyorum. Aslında nasıl diyeyim? Burada sizin zararınıza olacak bir şey yok.
Ama giden de kendi isteğiyle gittiği için çok da arkasından hani üzüntü duymanız taraftarı değilim. Bak sana küsen ama sen onu anlamadın diye sana küsen birisi var gibi görünüyor. Kendi içinde duygularını yaşıyor. Sana gelip anlatmaya çalıştığını da sen onu anlamadın diye sana küsen birisinin olduğunu gösteriyor. Ama zaten sen ona sırtını dönmüşsün. Senin düşüncelerin, hayatın, gerçekten değer verdiğin şeyler çok farklı. Ama o da muhtemelen ona değer vermeni, onu hayatında tutmanı istediği için burada belki size karşı bir trip, bir takım tavırlar da sergiliyor olabilir. Biraz da geçmişe takıntılı görüyorum sizi. Bak, direkt ok olarak şöyle gösterdiğimde nerede? Şuradan daha iyi gösteririm. Geçmişe takıntılısınız, farkında mısınız? Siz zaten dibi gördünüz. Arkadaşlar, biraz bu konularda gerçekten açın gözünüzü. Bu dönemde Temmuz ayında belki de sürekli olarak geçmişten bir şeyleri düşündüğünüzü. Ya dün dahi geçmiştir arkadaşlar, bu kadar net söylüyorum. Dünü dahi çok fazla kafaya takabilirsiniz. Geçmişte takılı kalmak gibi bir durumunuz var. Ve yeni bir güne başlayamıyorsunuz sanki. Hani başlamak isteyebilirsiniz ama başlayamadığınızı gösteriyor. Burada nasıl diyeyim, geçmişte o takıntılı kaldığınız her neyse onu şöyle aklı selim bir şekilde düşünün. Ben bunu düşünmenin bana bir kârı var mı? Hayır. Tamamen zararı var. Bir kere dünde yaşatıyor seni. O yüzden kesinlikle sıkıntı dahi olsa şöyle bir oturup bir düşünün bakalım, bunun size bir kârı var mı? Bir de bak şunu söylemek istiyorum. Hayatınızdan ciddi anlamda çıkan birisini gösteriyor. Ama siz bu kişinin hayatından çıktığını anlamamış gibi, anlamayacaksınız belki de. Bir müddettir görüşmediğin, konuşmadığın birileri var mı? Bu kişiyle alakalı ben şunu söylemek istiyorum. Sana hiç haber vermeden ya da sen daha ne olduğunu bile anlamadan bu kişinin hayatından çıkması ne demek biliyor musun? Zaten o kişinin senin hayatındaki görevi bitti. Bittiği için de gitti. Hem kötü biri demeyeceğim bununla alakalı ama bir insanın gidişi, iyi ve güzel olan bir insanın hayatına gelişidir. Bırakın gidene asla da dur demeyin. Bunu da özellikle söyleyeyim. Ama gidene güle güle, gelene merhaba demeyi de öğrenmeniz gerekiyor. Şu geçmiş takıntılarla alakalı şunu tekrardan hatırlatmak istiyorum. Biraz beyninizi, kafanızı rahatlatmak için resetlenmelisiniz. Yeni bir güne, özellikle yarına, bak özellikle söylüyorum, yarın için kendinizi resetleyip de yeni bir günün size güzellikler getireceğine, pozitifi, olumluyu getireceğine ve bu yüzden de bunun için uğraştığınıza biraz bilinçaltınızı da ikna etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Son olarak şunu söyleyeceğim. Bak şu şekilde ben daha net görüyorum. Kavga var. Kavga var. Dikkatli olun. Sanki bir savaşmış gibi birileri sizinle kendi içinde, bak kendi içinde diyorum, hani kimse yanlış anlamasın, kendi içinde birisi sizinle kavga ediyor, kendi içinde kendini kesmiyor, hani o tartışmalar, hani konuş konuş kendi kendine nereye kadar, bir yere kadar, ondan sonra gelip sana sataşma. Bak bu iş yerinde olur, mahallede olur, konu komşuda olur, hiç fark etmez arkadaşlar. Ben özellikle şunu söylemek istiyorum. Birileri seninle kavga etmeye çalışabilir. Birileri hani içinde işte sindiremediklerini sana karşı yansıtarak
kavga çıkartmaya çalışıp da böyle bir hıncını senden çıkarmak diyelim. Hani şimdiye kadar kendi içinde konuşuyordu, muhatap da bulamıyordu, hep aynı şeyleri düşünüp düşünüp duruyordu. Şimdi tam tersine sizinle tartışarak hani istediğini yapmaya da çalışabilir. Dikkatli olmanızda fayda var. Tartışmayın, tartışmalara da gelmeyin. Ya bu bir nevi oyundur aslında. Bunu da söyleyeyim. Oyunlara gelmeyin. Ben şöyle hemen tabağınıza da bir bakmak istiyorum. Sevgili Oğlak burçları. Evet. Şöyle de sizlere bir gösterelim arkadaşlar. Evet, hemen sizlere şu şekilde de bir göstermek istiyorum. Tabağınızı. Bakın arkadaşlar. Uğraştıklarınız var. Hani ağaç diker gibi düşünün. Bir fidan diktiğinizi. Ve bu diktiğiniz fidanın ağaç olup da sizlere karşılığını vermesi. Bir ağaç dikersiniz. İşte toprağa verdiğinizin karşılığını almak gibi düşünün. Arkadaşlar ne ekerseniz onu biçersiniz mantığı var burada. Üzüntüleriniz de mutluluklarınız da aynı vaziyet geliyor şu an bana. Bilginiz olsun. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ne ekerseniz onu biçersiniz ve bu ara yaptıklarınıza gerçekten dikkat etmeniz de gerekiyor. Burada yanlış anlaşılmaya çok müsait olan bir durumda görünüyorsunuz. Ağzınızdan çıkanlar, bakışınız, duruşunuz, bak bunlar gerçekten dikkat edilecek bir şey. Kapıdan, bak evinizin kapısından dışarıya adım attığınız andan itibaren şöyle bir hal ve hareketinize, konuşmanıza, halinize, tavrınıza dikkat edin ki yanlış anlaşılıp da canınız sıkılmasın. Bir de arkadaşlar bunu bir anahtar olarak düşünün lütfen. Şimdi çevirdikçe daha çok şeyler gördüğümü söylemek istiyorum. Anahtarla alakalı işiniz varsa oldu bilin arkadaşlar. Temmuz ayında oldu bilin. Ev olabilir, ev almak satmak. Bak alım satım da olur. Ev olabilir, araba olabilir, ne bileyim dükkan olabilir. Anahtarla alakalı ne tür bir işiniz varsa oldu bilin diyorum ben. Hani bana şey diyebilirsiniz işte ev satıyorum ama ev alacağım olur mu? Olur arkadaşlar. Araba satıyorum ama araba da alacağım. Bu da anahtar işi. Bu da olur arkadaşlar. Bak ben bunu söyleyeyim. Anahtarla alakalı belki bir takım sıkıntılı zamanlar da geçirilmiştir. Ama artık çözüleceğini de gösterir. Bir de şunu söylemek istiyorum. Hiç gitmek istemediğiniz bir yer, adımınız dahi, bak beden olarak gidiyorsun ama ruhun gideceğin yerde değil. Aslında buraya hiç gitmek istemiyorsun ama bana sorarsan git. Niye? Çünkü gideceğin yerde, hani istemeyerek de olsa aslında gideceğini söyleyebilirim. Gideceğin yerde içinizi rahatlatacak güzel olayların, güzel belki birleşmelerin, güzel bir takım, hani güzel bir takım şeylerle karşılaşma durumunuz var yani, anlatabiliyor muyum? Ve bu gideceğiniz yerde konuştuğunuz insanlar olabilir. Belki istişare ettiğiniz insanlar olabilir. Bir takım kararlar alabilirsiniz ve bu kararlar senin hayatın için önemli olacak demektir. Hani istemeyerek de gitseniz siz buraya, siz burada güzel bir takım değişimlere merhaba diyeceksiniz. Bir de şurada yakınlaştırdığımda arkadaşlar eğilmiş yerden bir şeyler topluyor vaziyettesiniz. Bir söz vardır. Tam olarak nasıl bilmiyorum. Bilen varsa arkadaşlar yoruma yazabilir. Allah gökten indirsin, sen yerden topla.
Bu bir rızıktır. Rızıkla alakalı da söylenmiştir. Tabii farklı yerlerde de söylendiği olmuştur. Senin yerden bir şeyler toplama durumun var. Tamam mı? Yani aslında senin önünde rızıkların var. Senin önünde nasiplerin var. Kısmetlerin var. Bunları topluyorsun. Farkında mısın? Ya bu çok güzel bir şey. Ben bunu şimdi nasıl anlatayım gerçekten bilmiyorum ama gerçekten şu toplama durumun, bak tam da burası söyleyeyim, yere eğilmiş bir vaziyette yerden topluyorsun. Eğildiklerini toplaman emek verdiğin konularda karşılığını alacağını gösterir. Ne yaptıysan bunun karşılığını alacaksın. Nasip mi görmek istiyorsun? Nasipler için, rızıklanmak için çalışmalar yaptıysan da bunun karşılığını da alacağını da gösteriyor. Kendinize nasıl diyeyim şimdi, bir takım engeller de koymanızı istemiyorum arkadaşlar. Siz nasıl görünüyorsunuz şu an biliyor musun? Taşı sık suyunu çıkar vaziyette görünüyorsunuz. Hani birileri size işte sen yapamazsın gibi yıkıcı eleştiriler yaptığında dönün ona deyin ki asıl sen yapamazsın. Ben her şeyi tek başıma yaparım diyebilmelisiniz. Gerçekten yapabilecek potansiyele sahipsiniz ama dışarıdan da hani böyle kötü yorumlara çok da fırsat vermeyin. Şu yerden bir şeyler toplama olayınız mükemmel geldi tabağınıza. Bilginiz olsun. Evet sevgili Oğlak burçları, yükseleni ve ay burcu da Oğlak olan arkadaşlar, şöyle niyetlerinizi tekrardan kulağınızın duyabileceği bir şekilde dillendirmeyi ihmal etmeyin. Hadi bakalım. Hadi bakalım ne var ne yok. Oğlak burcu, yükseleni ve ay burcu da Oğlak olan arkadaşların Temmuz ayına niyet. Flaş kapanmıştır. Evet, doğrudur çünkü şarjımız azdı. Şöyle bir bakalım kartlarımız bizlere neler gösterecek. Hemen hızlı bir şekilde, sizi de çok fazla bekletmek istemiyorum. Kupa yedilisi arkadaşlar. Yılan dilli insanlar var maalesef etrafınızda. Varlığı yokluğu bir olan insanlar var maalesef etrafınızda. Siz tam bir şeye karar verdiniz. Yapacaksınız, icraata geçireceksiniz. Karşınızdaki insan geliyor size yıkıcı eleştirilerde enerjini düşürecek sıkıntılı kelimeler, yıkıcı eleştiriler, olumsuz yorumlar yaptığında senin otomatik olarak enerjin düşüyor. Bu tarz yılan dilli insanlar ya da varlığı yokluğu ya da size köstek olan insanları çok daha hayatınıza tutmamanız gerekiyor. Bu önemli bir konu. Devam edelim. Bak evle alakalı işleriniz var. Tamirat, tadilat, alım satım gibi durumlar olacağını gösteriyor. Mal varlığıyla alakalı bir takım yükselmeler olacağını gösteriyor. Bir de her ne konuda emek veriyorsanız, zamanınızı neye veriyorsanız burada bu konuyla alakalı bir başarı elde etme durumunuz var. Uzun vadeli olacak, bunu da söyleyeyim. Ama bu işte bile yani başarı elde ettiğiniz konu eğitiminizle de alakalı olabilir, işinizle de alakalı olabilir. Hiç fark etmez. Başarı elde ettiğiniz konu her neyse bu konuda bile art niyetli insanlar dil uzatacaklar. Hani olumsuz yorum yapacaklar yani. Bu tarz insanlara çok da takılmayın. İçindeki zehri akıtıyor diyebilirim. Kılıç Kraliçesi. Evet arkadaşlar, bir bebek haberiyle müjdelenebilirsiniz. Daim olsun. Allah herkese nasip etsin. Allah isteyen, hak eden gerçekten herkese nasip etsin. Kılıç Kraliçesi, bir bebek haberiyle müjdelenebilirsiniz. Ya da arkadaşlar, çoluğunuz, çocuğunuz varsa bunlarla alakalı, bu çocuklarla alakalı gururlanacağınız bir takım olaylar yaşayabilirsiniz. Göğsünüzün kabaracağı olaylar yaşayacağınızı gösterir. Kılıç Kraliçesi'nde geleceğe bakıyorsunuz. Geçmişten sıyrılıp da geleceğe bakmanız gerektiğini gösterir. Aynı vaziyette gelecekle alakalı planlar, programlar yapma. Öyle bir günlük, bir haftalık değil. Uzun vadeli olarak plan, program yapmanız gerektiğini gösterir.
Geleceğini halen daha şekillendirmeyen arkadaşlar varsa aranızda, bak gelecekle alakalı inanın bazen 10 yıl demek istiyorum. 10 yılınızı bile plan, program yapmanız gerektiğini söylüyorum. Çünkü geleceğini şekillendirmen lazım. Kupa Şövalyesi. Evet arkadaşlar, Kupa Şövalyesi'nde nasiplerin, kısmetlerin sana geliyor. Beyaz atını, beyaz atın da üstündesin. Kendini kötülüklerden korur vaziyettesin. Nasiplerini de koruman gerektiğini unutmaman gerekiyor. Nasiplerini iyi değerlendirdiğin takdirde ve kendini ve yapacaklarını, yaptıklarını koruduğun takdirde kupayı da eline aldığını, yani bir zafer, bir başarı elde ettiğini gösterir. Ben hani bazen şey derim ya, kendi yapacaklarınızı öyle herkese anlatmayın. Herkese her şey anlatılmaz. İyi gibi görünür, kem gözlüdür, niyetinizi bozar. Böyle insanlara da her şey anlatmayın. Tılsım altılısıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Eliniz çok açık. Yemeyip yedirip içmeyip içiriyorsunuz. Mükemmel. Sadaka niyetinde verin arkadaşlar. Özellikle bu videoyu da izledikten sonra yapabilirsiniz. Ama sadaka hükmünde verirken de niyetiniz keskin olsun. Mesela veriyorsunuz ya sadakayı. Bir kere zaten verdiğiniz paraya ya da sadaka niyetinde verdiğiniz her neyse ona bakmamanız önemli, rica olunur. Öyle söyleyeyim. Neden? Şunu söyleyeyim. Niyetinize keskin olsun. Çünkü yani burada kesinlik ya, yani bilinmemezlik bu konularda çok işe yarar. Ekstradan önünüzdeki engellerin açılması, karamsarlığı, negatifliği hayatınızdan uzaklaştırır arkadaşlar. Bir de niyetiniz şöyle olabilir. Kazalardan, belalardan, kem gözlerden, nazarlardan korusun diye veriyorum bu sadakayı, niyetiniz olsun. Kupa ası, güzel bir haber geliyor. Sevinçten ağlayabilirsiniz. Emek verdiğiniz konu her neyse burada çok güzel bir ilerleme kaydedeceğinizi söylemek istiyorum. Çünkü çok temiz bir yolda, çok temiz bir karar vereceğinizi ve sevinçten bir gözyaşınız var arkadaşlar, daim olsun. Tılsım dokuzusu, güzel bir haberimiz daha geldi. Tılsım 9'unda yavaş gelecek, muhtemelen Temmuz'un sonuna doğru gelecek bir haber var. Ama bu haber sana talih koşu konmuş bir şekilde gelecek. Gerçekten kendini bu şekilde hissedebilirsin. Enerji tazelenmesi, bolluk bereketi hayatına çekme, yıldız yükselmesi gibi durumları kendi hayatında hissedeceğini gösterir. Bir de erkeklerde eril, bayanlarda dişi enerjinin yükselmesi gibi durumlar olabilir. Hayatına dengeyi de getiriyorsun. Bak çok güzel bir açılım oluyor şu anda. Şöyle biraz daha netleştirelim. Denge kartı. Hayatında bir takım dengesizliklerle uğraşıyorsan ve dengeyi oturtturmak için uğraşıyorsan tam zamanı olduğunu gösterir. Burada da ayağın temiz sularda olduğu için söyleyeyim. Şu ara bir karar verme sürecinde olabilirsin. Karar vermeye çalıştığın konuda doğru kararı vereceğinden emin ol. Bir de paylaşımcı olmaya dikkat et. Tılsım dörtlüsü, mal varlığın ya da bir takım parayla alakalı bir kaybetme korkun var. Tereddütlerin var yani kaybetme korkusu, özellikle eşya, mal varlığı olarak kaybetmekten korkuyorsun. Ama birileri de senin gözünü korkutuyor olabilir. Yani bunu kaybedersen şöyle olur böyle olur gibi de olabilir bu. Sadece arkadaşlar dört kolla bütün mal varlığınıza, sizi ayakta tutan ne varsa buna sarıldığınızı gösterir. Herhangi bir şey de kaybetmiyorsunuz, bunu da söylemiş olalım. Değnek altılısı, bir başarı durumu var arkadaşlar. Şunu da söyleyelim. Eğitiminizde ya da işinizde bir takım başarılara imza atıyorsunuz ve bu imza attığınız konuda çok güzel önünüz açık. Niyetinizin gerçekleşmesi, o dua ettiklerinizi yaşama durumunuz olduğunu da gösterir. Son kartım kupa 8'isinden geldi. Bak kupa 7'lisi de vardı, kupa 8'lisi de geldi. Birileri sana yapamazsın diyecek, birileri senin önüne ket vurmaya koyulacak, birileri senin özgürlüğünü elinden almaya çalışacak, birileri yani sana sıkıntı çıkarmaya çalışacak. Ama sen böyle insanlara çok da fazla hani şey yapmaman gerekiyor.
nasıl diyeyim, izin verme. Birileri sana nasıl diyeyim işte böyle şey yapabilir arkadaşlar, sıkıntı çıkarmaya çalışabilir ama siz o sıkıntı çıkarmaya çalışan insanları şey yapın mesela, sıkıntıyla beraber kendi hayatınızdan çıkarmanız önemli, rica olunur. Evet arkadaşlar, Oğlak burçları, yükseleni ve ay burcu da Oğlak olan arkadaşlar. Şöyle bir kahve ve tarot açılımımızı yaptık. Pozitif enerji alın, negatif enerji bırakın lütfen. Tekrardan yeni bir açılımla görüşmek üzere. Kendinize lütfen çok 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 iyi bakın. Her şey gönlünüzde olsun diyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.